أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات اللهم صل Bugün ilginç bir ders böyle. Bir mukaddeme yapayım. 3-4 tane, 2-4 tane cümle. Dersin adı Rıza-i İlahi. Rıza-i İlahi. Ben birkaç cümle yapayım. Bir yerden kurtulmak, bir yere varmak derdi olmayan Rıza-i İlahi. Yani bir yerden kurtulmak, cehennemden kurtulmak, derdin taşımayan, cennete varmak gibi bir ümidi taşımayan bir hakikat Rıza-i İlahi. Rıza-i İlahi onaylanmanın haletinin ifadesi. Rıza-i İlahi hisseden onaylandığını gösteriyor. Yani Allah tarafından onaylandığının simgesidir. İstemez misin? Allah beni nasıl biliyor? Tamam. Allah beni, tamam ben Allah'ı seviyorum ama hani 5 tane hadisi kutsi saymıştık. Ben o kadar ezberleyebilmiştim. Sahabeler sormuş Peygamber aleyhissalatü vesselama farklı zamanda, farklı yerde, farklı sahabe. 3. Bir daha söyleyeyim. Farklı yerde, farklı sahabe, farklı zamanda sormuş. Soru aynı. Cevap farklı. Soru şu. Biz Allah'ı seviyoruz. Allah bizi seviyor. Hani alamet istiyorlar Resulullah'tan. Peygamber aleyhissalatü vesselam benim 5 tane ezberleyebildim. Onlara her birisine farklı söylüyor. Farklı söylemesinin sebebi muhatabın durumudur. Ama bir şeyin de ucu değil mi abi? Hakikatin tabii malzemeleri. Külli bir hakikatin de ucu yani. Evet. Çok acayip. Yani mesela o topluma o lazımmış onu demiş. O topluma o lazım onu demiş. Ondan sonra bu hadis usulünü de kullanıyorlar. Diyorlar ki ulema, yani muhaddisun, hadisler bazen hastır, am değildir. Bazı tabirler, o örfün tabiri olduğundan, örfün tabirini kullanmış. Eğer tabirde hata varsa, manada hata yoktur, örfün hatasıdır. Ve devam ediyorlar, madde sayıyorlar. Kültürden kültüre, örften örfe, toplumdan topluma, kavrama yüklenilen manalar farklı olduğundan, kavramsal arası farklılıktan doğan yanlışlıklar, kavramı kullanan toplumlar arasına aittir diye sıralıyorlar. Tamam mı? Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bir yerde sordukları zaman şöyle demiş. Soruyu tekrar ediyorum. Biz Allah'ı seviyoruz. Allah bizi seviyor mu? Bir mana meallerini söyleyeceğim. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Kusurlarını görüyor musun? Yoksa onu tevil ediyor musun? Ha, iç aleminde kendi başına tamam. Acayip bir velilik şeyi gibi. Tevil ediyor. Tabi ya ben adam değilim. Ama ikili kul hakkı olunca, diyaloglarda olunca hele en büyük kulaklık aile hayatındadır. Ya ben haksızım. Kusura bakma, hakkını helal et diyebiliyor musun? Burada yatıyor bu sır. Yoksa kendi başına kalınca Allah'ım ben adamın değilim. O değil yani. Çünkü kendi başına bir hukuk değil. Şahsı hukuk değil, umumi hukuk. Bir insanı Allah seviyorsa kusurlarını ona gösterir. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. 2. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. 3. Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. 4. Allah bir kulunu severse sevgisini kalbine koyar. 5. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Yani sevdiklerini şey yapar. Şimdi
bir taraftan cennet ümidi bizi rahatsız ediyor. Yani hayatımıza bayağı özellikler takıyor yani. Cennet ümidi. Bu bir yere varmanın adı. Cehennemin kurtulmak, o çekiyor. Bir şeyden çıkmak, kurtulmak. Cehennemden kurtulmak, cehenneme varmak gibi ne korkusu ne ümidi olmayandır rıza ilahi. Başka? Bir kulun, o saydım ya beş tane, bir kulun sevildiğini Allah tarafından seninle konuşmasıdır, onaylanmasıdır o haleti taşıma rıza ilahi. Yani ne cehennem korkusu ne cennet ümidi. Hakikaten öyle bir kaliteli ki acayip ya, tarif edemem. Son aylarda çok ilgimi çekiyor. Çok, niçin çekiyor onu da bilmiyorum. Okuyacağım. Çok tuhaf ilgimi çekiyor. Yani böyle bir sanki şems gibi, güneş gibi, şemsin şemsi gibi bir şey yani. Rıza ilahi hayatın kıblesidir. Hani benim bir duam vardı. Ya Rabbi aklıma marifetullah, kalbime muhabbetullah, ruhuma müşahadetullah, hayatıma kıbletullah, bedenime ibadetullah nasip et. Böyle dua yaparım böyle. Amin. Bir de son zamandaki duam, işte iki haftalık bir duam. Ya Rabbi razı olmadığın geçmişimden tövbe. Razı olmayacağın geleceğimden de sana sığınırım. Elhamdülillah iki tarafı da garanti altına alıyorsun. Hangisi işine yarıyorsa ikisi de doğru. 3. Allah ile insan arasındaki sırrı ihlasın sırrı. Rıza ilahi. Hani Allah diyor ki Celle Celal, herkesin bir sırrı var, benim de sırrım var. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın. İşte bu sırrın hissetme haleti. Rıza ilahi. Sırrın sırrı. Sırrın açığa çıkması. Çıkması, ifadelenişi. Yani onun sendeki konuşmasının, sendeki dişe vuruşu. Başka? Biraz anlattım ama gene bir de okuyayım madde olarak. Allah tarafından onaylandığının haleti ruhiyesi. İnsan rıza ile herkes bilir. Herkes kendisini bilir. Yani ne için koşuyorum, ne yapıyorum? Var yani böyle. Böyle herkes hisseder yani böyle. Acaba cehennem korkusundan mı? Men edilmemiş dinde yani. Met edilmiş. Cehennem korkusu da. Ekseri zikri hadimul lesa. Bütün lezzetleri tahrip edip acılaştıran. Ölümü çok zikrediniz. Hani bu da var. Ahkam değil. Ama bir de cennet şey yapılıyor. Ben sizin diyor şöyle olmanızı istiyorum yani. Mesela dünyaya nispeten ahireti kazanmanızı istiyorum diyor Cenab-ı Hak ayet bir manada öyle diyor. Yani o da methedilmiş. Fakat başka bir şeyden bahsediyor şimdi. O da methedilmiş, o da methedilmiş. Yani insanı ifrat tefritten ya birisi çekiyor, birisi itiyor. Böyle insan bizar oldu ya, böyle bizar oluyor. Hiçbirisi olmadan yüzünü ona çevirmek. Artık ne cennet ümidi, ne cehennem endişesi. Hiçbir şey kalmıyor. Rıza ilahi bambaşka. Son cümlem, ötelerin buradaki konuşması. Ötelerin buradaki konuşması. Halet, sendeki halet. Abi bu bir önceki söylediğinize bir elektrikte bir kanuniyet var. Elektrikçisin söyle. Bazı makinalara ilk hareket dıştan bir enerjiyle verilir. Bazı derken arabalar hep böyledir. Marş motoruyla motor çalışır. Gibi mesela. Cennet ve cehennem de bu ilk hareketi verme enerjisini oluşturuyor aslında. Cennet ümidi ve cehennem korkusu da bu ilk hareketi verme şeyi oluşturuyor. Fakat bununla makine devam etmiyor. Bunu devre dışı bırakıyor. Ondan sonra hakiki enerji olan işte rıza ilahi gibi. Çok güzel. Allah razı olsun. Tebrik ederim ya. Maşallah. İstifade ettim inan.
Vallahi hoşuma gitti. Hem de mesleğim benim, hem de senin. Motor, motorculuk benim. Marş motoruyla millet zanneder ki kontağı çalıştığı şey basınca motor çalışıyor. Motor çalışmıyor. Ama arada pek fark olmadığı için çabuk olduğunda motor çalışır zanneder. Marş motoru elle seni kontağın marş motoruna gider. Motora gitmez yani. Sonra o motoru çalıştırır. Motor şey. Volan şey var ya onu hareketlendirir. İşte cennet ve cehennem ilk hareketi sağlıyor. Ama motoru çalıştıran yani çalışmasını devam ettiren o marş motoru değil. Zaten marş motoru diyoruz. O rıza ilahi. Marş motoru doğru. Cennet cehennemdir. Güzel. Şimdi bu noktadan 4 tane, 5 tane cümleyi okuduk. İhlas Risalesindeki birinci dusturumuz. Amelinizde rıza ilahi olmalı. Bu noktadan şimdi bakın çok değişir. Okursak anlaşılmıyordu böyle. Anlaşılmıyor derken yani hissiyatımız olmuyor. Aklını anlıyoruz, fikrini anlıyoruz. Rıza ilahi olmalı ama böyle hissi bir aktif olmuyor. Ha şimdi rıza ilahi biraz farklı yani alemimizde. Önermeler olunca farklı bakacağız inşallah. Bu mektubatta da var. Hubbu cah. Hucumat-ı sittenin birinci maddesi rıza ilahi işleniyor. 18. sözün başında rıza ilahi işleniyor. 26. sözün sonunda şey diyor, dine hizmet ettim diye gururlanma. Bir reculul facir. İnna Allah haze bir din bir reculul facir. Orada Allah bu dine reculul facirle de hizmet ettir. Yani böyle bir adamım diye sen zannetme. Orada da bunu anlatıyor. Ama ben burayı bir kısa hem kısa ama devamlı okuduğumuz halde nedense fikriyattan hissiyatıma geçmiyor benim. Bu önermelerle şey yapınca rıza ilahi. Demek ki bir yerden kurtulmak, bir yere varmak, endişesini taşımayan bir halet-i ruhiye. Rıza-i amelinizde rıza ilahi olmalı. Yani amelinizde cehennemden kurtulmak cennete girmek için değildir, olmamalı. Eğer o razı olsa, Allah ya, Allah bambaşka bir şey yani. Allah ya, bir kere razı oldum, dün razıydım, bugün razı değilim demiyor. Bir razı oldu mu tamamdır. Ömür billah bir defa razı edemez misin ya? Hüseyin'i. Bir defa ya. Vallahi biz insanlar da öyle. Mazi, mustakbel, hal, 3 zamanı yaşıyoruz ya geçmiş, gelecek. Allah da böyle değil ya. Allah razı oldu mu oldu. Oldu oldu bitti. Ya bir defa mı razı edemeyiz ya? Öyle yazıklar olsun ya 60 senede bir defa ben senden razı olmuşum falan. Olmaz mı ya? Olur ya. Ya en azından ben size şeyini söyleyeyim. Allah için bir hizmete çıkın ya. Bir derse gidin. Tamam ya geldiniz zaten. Biraz da böyle vicdanı rahat olsun diye bu mahalle dersi değil de böyle biraz uzağa git. Mesela 5 kişi gelin, şey bir araya gelin. Hepiniz bölüşün benzini. Zeytinburnu'na derse gelin. Tepeci derse gelin. Bölüşün ama. Ya bir şey olmaz. Böyle demeyin. Nefis taşıyor herkes. Neyse. Hadi bakalım. Eğer o rıza, o razı olsa kim bu? Allah. Bütün dünya küsse emniyeti yok. Bütün dünya küsse emniyet yok. Yani Allah razı olmuş. Gerisi kime? Gerisi hikaye. Allah razı olduktan sonra Allah razı olacak ya. Allah razı olduktan sonra bütün dünya küsse emniyeti yok. Eğer o kabul etse amelini, bütün halk reddetse tesiri de yok. Yani o kabul etse bu çok acayip bir kural koyuyor. Diyor ki eğer o razı olsa bütün dünya küsse emniyeti yok. Bu itikadı anlatır. Bu itikadı anlatır ilk cümle. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse emniyeti yok. Ne olsa? Razı olsa. İman. İtikada bakıyor. Şimdi amele bakıyor. Eğer o kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok. Bu da fiil. Ya ne biçim yapıyorsun ya? Sen hani bitti. Yani insan hisseder ya. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Nasıl hissedersiniz aileyi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani hep namazımız kabuldur. Endişe etmeyin. Ama rıza ilahi bambaşka bir şey. Yani onaylandığının ifadesi veya
Ötelerin buradaki konuşması. Namazdasın. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Böyle. Tatlı bir hal. Bir sohbette de öyle yani. Öyle tatlı bir hal. Hiç hesap yapmadan Ahmet'i Mehmet'i. Öyle tatlı bir hal olmuyor mu böyle? Huşu yani. Huşu. Feyz. Fuyuzat. O rıza-i ilahiye olduğunun göstergesidir. Mesela namazda İyyâke ni'budu ve iyâke nestaîn. Bir tatlı bir hal oldu. Allah araladı kendisini sana. Senden razıyım diyor. Demenin adıdır o tatlı hal. Oh, ayrılmak istemiyorsun. Çok hoş ya. Bence insanda müthiş bir rahatlama insanı. Mesela yatsı yıkıldık var ya şimdi. Dünya top olsa önemli yok. İbadet acı bir şey ya. Bir şey adına çalıştığının şuurunu sana veriyor. İbadetsiz iman sağlam kalmaz. Amelu. İşaret-i Caz'da anlatıyor. Ama amel imandan cüz değil ama amelsiz iman da sağlam kalmaz. İşte layıkasız da istikamet olmaz. Hep duamda derim. Ha? Üçüncü duamda o şu. Allah'ım istikametin kendisi olan hidayeti eksik et. Hidayet olan istikamet, istikamet olan hidayeti, A eşittir B ise B eşittir A'dır. İstikamet olan hidayeti, hidayet olan istikamet, Allah'ım eksik etme, üzerimizden alma. Hep böyle diyorum. Allah'ım ilmimizi artır demiyor Fatiha'da. İhdina sıratel mustakim. Rahatlama harfi kullanılıyor. Gözlükle kullanılıyor. Yani İstikamet bambaşka bir şey. Gördük, görüyoruz. Kitapta ve peygamber kısalarında da görüyoruz ki çok alim dediklerimiz, çok kariyesi olan firavunlar, nemrutlar, alim denilen adamlar da hele son hadiselerde, son birkaç senede nasıl devrildiğini gördük. İlim olduğu halde. İlim değil esas. İlim istikametten olduğunu. Çünkü tek bir yerde söylüyor. Peygamber'e diyor ki Şeybetün Sûreti Hud var ya, Hud Suresi beni ihtarlattı. Niye? Festakim kemâ mürte. Emr olunduğun gibi dost doğru ol. Beni şey yaptı diyor, ihtarlattı. Başka ilmini şey yap, ibadetini artır, Kur'an'ı şöyle yap, cihadı böyle yap demiyor. Emr olunduğun gibi ol. Bu beni diyor emir, ihtarlattı. Yani istikamet kadar büyük nimet bilmiyor. İstikamet ne var biliyor musun? İçerisinde bir kanadı, bir cenahı iman, bir cenahı ümit. Zaten ümidin dışa vuruşudur rıza-i ilahi. Rıza-i ilahi de şöyle diyebiliriz yani. Bir kanadı iman, bir kanadı ümit, tamam mı? O bak, sana baktıran, yön veren sana rıza-i ilahi. Yani bu sistemin bütünlüğü de şu anlattığım bu şeyin sistemin adı da istikamet. İstikamet kadar bir şey yoktur ya. Ne olur hep dua edin. Yani buralar benim olsun, şu kadar servetim olsun diye değil de. Allah'ım iman ve istikametten ayırma ya Rabbi. Allah'ım ihdina sırata müstakim. Allah'ım ihdina sırata müstakim. Allah'ım ihdina sırata müstakim. Sırat-ı müstakim üzerine, hidayet üzerine. Hidayet olan istikamet, istikamet olan hidayet. İhdina olan istikamet. Allah Allah ayırma diye dua etmeli ya. Çok garip ya. İstikamet oldu, gerisi hikaye ve hayat tadına doyurmaz. Ama böyle garip garip hesaplar yaparsan hayatın içerisine, hayattaki hesaplar yanlış olur. Allah'ı merkeze koyacaksın yapacağın işlerde. Evimi taşıyorsun, Allah'ı merkeze koy. Allah bu işte ne diyor? İş mi kuracaksın, işimi göreceksin vesaire. Hep Allah'ı yerine koymak lazım. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse, tesiri yok. O razı olduktan yani itikadını ve kabul ettikten amelini ettikten sonra isterse ve hikmet iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde haklara da kabul ettirir. İsterse mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında şimdi de öyle 5'te 4'ü Peygamberimizi onaylamadı. Sen şimdi ben desem ki olan köyde herkes beni niye dinlemiyor?
Peygamberin zamanında da köy gibi bir şeydi ya. 2000, 3000 kişi bir insan vardı. Gerçi bu Karacaköy'de o kadar 3-4 bin var. 3-4 bin var. Belki de fazla. Bak Mekke'den fazla yani. Yani herkes beni onaylayacak. Hayır kardeşim. Herkes seni onaylarsa hilli bir adam değilsin. Herkes seni reddederse gene hilli bir adam değilsin. Bir tanesine öyle demiştim. Abi senin için şirk ehli diyor diyor. Kim diyor dedim. Falanca. dedim Almanya'da bana. Türkiye'de telefon. Abi falanca sana şirk ehli diyor. Kim diyor? Falanca. O zaten beni onaylasaydı imanımda şüphe ederdim dedim ya. Allah Allah. Beni onaylayacak. Allah Allah. Vallahi şüphe ederdim ya. Hasan kardeş çok doğru istikametli bir yoldadır dese. Yapma ya. Ulan hemen sorgularım. Ulan nerede yamukluk yaptım ya. Bu adam beni nasıl onaylar ya. Ebu Cehil, Ebu Bekir Sıdık'ı onaylar mı ya? Onaylar. O zaman haşa tövbe estağfurullah. Tamam mı? Tuhaflık var yani. Batıl hak olmayacağına göre hak batıl olur. Siyah ile beyazı, boyayı karıştırın, siyah beyaz olamaz. Aynı oranda. Beyaz siyah olur. Hak batıl karıştırırsan batıl hak galip olur. Onun için hakla batıl çarpışırsa diyor ki Kastamonu 149'da da söylüyor. Batıl yapmamak için farzı terk ediniz. Terk-i mefasit, celb-i nefaya, rüçhanet keşfetmiş. Bu asırda usul esas o. O razı olduktan itikat ve kabul ettikten sonra amel isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde hakları da kabul ettirir. Onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. Yani bu hizmetler. Sen kardeşim niye diyor ki Risale okuyorsun? Niye derslere gidiyorum? Vallahi cehennemden çok korkuyorum ya. Olmamalı. Ya niye derslere gidiyorsun? Niye kitap okuyorsun? Vallahi cenneti çok seviyorum, merak ediyorum biliyor musun? Allah çok methediyor Kur'an'da. Acaba nasıl bir yer ya? Bir gitmem lazım o için. Değil yani. Olmamalı. Niye? Hakikaten kaliteli bir şey ya. Herhalde bu son tarihlerde beni de alakadar etmiş. Yani böyle ne bileyim Allah tabii düşünülemez de böyle Allah ya hiçbir şey görmüyorsun yani. Yani. Ne cehennem ne cennet koymuşsun kenara. Ve ne demek oluyor? Rıza ilahinin içerisindeki cehennemin size bahsedeyim. Bu cehennem bu cennetten değil. Rıza ilahinin içerisindeki cehennem Allah'ı kaybetmektir. Rıza ilahi esas yapanın cehennemi Allah'a kaybetmektir. Cehenneme girmek değil. Onun cehennemi Allah'a kaybetmektir. Rıza ilahinin cenneti ise cennetin sahibi olan Allah'ı bulmaktır. Elhamdülillah ya. İyi ki Allah var. Ne yapacaktık biz burada? İsmail. Ne yapacaktık bu Karacaköy? Durumumuz kötüydü. Bir şey demedi. Hep bunalım. He? Hep bunalım ya. Hep bunalım. Evet Allah olmasaydı doğru. Ne yapardık? Hep bunalım mıydı? Biz bu memlekette ne yapacaktık? Düşünemiyoruz ki vallahi olmasaydı diye bir şey düşünemiyoruz. Allah. Şey düşünülemez ya. Allah olmasaydı sen de olmayacaktın da. Biz olmazdık ki. değil mi? Amaç yok. Allah Allah. İyi ki var değil mi? Varlığımız Allah'a bağlı. Şart. Gel de buna kafa tut ya. Tövbe estağfurullah ya. Allah ne acayip bir şey ya. Hiç dokunmuyor, bir şey de demiyor. İsyan eden, küfredenler. Bildirmesi bile. He? Yani varlığı zaten var, bildirmesi de ayrı bir nimet. Aferin lan. Ne büyük yani. Var ettin beni, varlığından da haberdar ettin. O bambaşka bir nimet. Etti mesela bardaklarda mesela köpek. Köpek olduğunu bilmiyor. Allah nasıl bilsin. Şükrör fidi biliyor. Allah biz esma ve sıfatlarla ve aleme ademel esma külliha. Melekler bile bilmiyor. Bizim bilme seviyemiz kadar. İnsan. İnsan bu ya. İnsan bambaşka bir şey ya. Allah'ın yegane muhatabı ya. Halife-i Rüysemin ya. Şeceri hikatın çekirdeği hastesi. Hakikati Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği hastesi. Oh.
Allah Allah. Keyif veriyor adama ya. Kendini tanıdıkça keyif veriyor adama ya. Elhamdülillah ya Rabbil Alemin. Allah Allah. Birinci desise şeytan ins. Ne demek bu? Şeytan ins. Bizim gibi görünen ins şeytanlar. Arkadaşlar şeytan arıyorlar değil mi? He arkadaşlar. Mustafa. Şeytan, ya nasıl bir şey falan. Ya kardeşim, insan suretinde şeytanlar var. Çok defa görüyorsunuz, haberiniz yok. Akrep gibi. Yani bizim de yok yani. Acayip bir şey. Şeytani cin var, bir de şeytan ins var. Yani, inkarcılık yapan, Allah düşmanlığı yapan şeytan ins'tir. İnsan suretindeki şeytandır. Mana demiyorum. Libası insan, ruhu şeytan. Bu. Şeytan ins, şeytani cinninden, cinniden aldığı derse binaen. Cinler cinsindeki şeytandan ders alıyor. İnsi şeytan. Nasıl ders alıyor? Bize de diyor ya olmadın amazın. Yani imanın yok be, Allah seni sevmiyor ya. İmansız olacaksın. Abdestin yok. Diyen işte aynı. Ona diyor ki aferin lan. Ona da şöyle diyor. Aferin lan doğru yapıyorsun. Tabii canım sen medenisin ya. Ben her yer cahili cahala ya yobaz ya. Bunları böyle, ona öyle diyor, bize böyle diyor. Acayip bir şey ya. Yani bu adamı, şey biraz önce, bir saat önce bir dersteydim. Şeyde, Çanakçı'da, Çanakçı'ydı evet. Çanakçı'da, şeytanın psikolojisinden bahsettim gene ama değişik şeyden. Şeytan bu hatayı yaptı, çok ilginizi çeker diye söyleyeyim. Şeytan hatayı yaptı, indi. Adem de hatayı yaptı, indi. O ne dedi, o ne dedi. Ondan sonra altyapısındaki psikolojiyi tahlil ettim. Yani niçin bunu söyledi? Mesela şeytan indi, ben şunu bekliyordum. Ya Rabbi affet beni ya. Lan eşeklik yaptık işte. Yaptık bir hayvanlık ya. İşte yaptık ya. Affet demesini beklerken Adem öyle dedi, Adem Aleyhisselam. Ya Rabbi nefsime zulmettim dedi. Şeytan elini kaldırdı ve duası da kabul oldu. Dikkat edin. Şeytanın duasını kabul eden Allah senin duanı kabul etmez mi? Ne dedi biliyor musun? Bak hem de ne diyor? Allah'ım diyor. Kıyamete kadar sana gelmeye çalışanlar var ya kulların. Onları saptırmak istiyor. Onları saptırmak için bana kıyamete kadar ömür ver. İyi bir hırlı bir şey istiyor sanki. Şu in aşağıya'nın karşılığında tövbe ve istiğfar etmesi gerekirken kıyamete kadar ömür istiyor. Demek ki ama doğru ama hayırlı hayırsız direkt uzun ömür istemek şeytandandır. Şeytanın psikolojisidir. Ölüm korkusu, ölüm senaryoları. Aha kalbim duruyor, aha ölüyorum. Şeytandandır. Melek ve Allah yapmaz bunu. Anladınız mı bunu? Çok ilginç bir derstir. Ölüm korkusunun, ne demiştik dersin adı? Ölüm korkusunun temelinde kim var? Ölüm korkusunu sana salan Allah ve melekleri değildir. Bak, o sana yansıması böyle oluyor. Uzun yaşamak. Hayır, hayırlı yaşamak. 900 sene çınar ağacı mı olacaksın, 1 saat insan mı? Allah Allah. Değmez ya. Kaliteli yaşa, 1 saat olsun. Fiyakamız olsun demiş. Adam ne yapmış? Kırıkandağ. Kavga etmişler mahallede. İlk yardım gelmiş. Adamı yaralı götürüyorlar. Kafası parçalanıyor. Ölüm anı ha. Adam hemen çıkıyor. Tabii ambulans bak bak bak. Ya çalmıyor ya, aniden çıkıyor. O kafası parçalanmış adam diyor ki: "Kaptan, alarmı bir çal. Havamız olsun." diyor. "Havamız olsun." diyor. Mahalleden çıkarken "havamız olsun." diyor. Kafası parçalanmış. Şöyle perestlik ne rezil bir şey ya. Havamız olsun diyor. Niye alarmın çalmıyorsun diyor. Ve kendisi söylüyor kaptan. Baktım ulan manyak mı diyor ya. Yani be kaptan diyor. Çalsana alarmın. Havamız olsun diyor. Kuru kuru çıkılır mı ya? Gitti ahirete. Alarmı. Hizbul Kur'an'ın fedakar hadimlerini hubuca vasıtasıyla makam düşkünlüğü değil mi? Hubbuca. Bilinme şöhret. Şöhret.
Allah Allah. Vasıtasıyla aldatmak ve o kutsi hizmetten, o manevi, ulvi cihattan vazgeçirmek istiyorlar. Şöyle ki, bak ne yapacak? İnsanda ekseriyet itibariyle hubbu cah denilen neymiş biliyor musun? Hubbu cah, izah ediyor. Hırs-ı şöhret ve hot vuruştuk. Hot vuruştuk, furuş, hot. Yani kendini beğenmek. Hubbu cah anlatıyorum bir daha. Hubbu cah denilen, kendisi izah ediyor. Bir, hırs-ı şöhret. İki, hot vuruştuk. Üç, şan-ı şeref denilen riyakarane haklara görünmek. Dört, nazar-ı amede mevki sahibi olmak. Ehli dünyanın her ferdinde cüz-i külli bu arzu vardır. Dört tane, beş tane madde. Yok canım, bende yok diyemez. Diyemez. Ehli dünyanın. Bak, insanda ekseriyet itibariyle hubbu cah denilen, Allah Allah, makam düşkünlüğü. Neymiş hubbu cah denilen? Hırsız şöhret, hot vuruştuk, şan-ı şeref denilen riyakarane hatlara görünmek ve nazar-ı amede mevki sahibi olmaya dört tane var. Ehli dünyanın her ferdinde cüz-i külli arzu vardır. Hatta o arzu için hayatını feda eder derecesinde şöhret perestlik hissi onu sevk eder. Hatta binadan düşüyorlar, atlıyorlar değil mi? O kadar ölümcül gösteriler yapıyorlar hissi şöhretten, bir his için. Eğer o insan imanını uyandırsaydı da hissi iman için neler yapmazdı? Hayatın ömür billah aslanlar gibi savaşırdı imansızlığa karşı, hayatını vakfederdi. Hissi şöhret için sırtlardan ipten geçiyor. Bilmem nereden şey yapıyor. O tehlikeyi nazara alarak her şey yapıyor gösteride. Gidiyor timsaha kafayı sokuyor. Ondan sonra affedersiniz böyle öküzleri öldürüyorlar. Güya medeni insan hakları ve hayvan haklarını iddia eden Avrupa öküz şeylerinde. Ondan sonra kıçına bir tane böyle öküz şeyini kafasını saplıyor. Adam ahirete gidiyor. İspanya'da değil mi? Hissi şöhret yani bunda. Başka boks maçında adam ölüyor. Hissi şöhret. Namusunu veriyor, satıyor kadın. Hissi şöhret. Yani Allah hiç kale almıyor. Ahiret hiç kale almıyor. Sokağa öyle çıkıyor. Hissi şöhret. Ne derler? Ne derler ya? Ben ne istiyorum yok. Ne derler? Milleti oluyor. Milletin kafası oluyor, milletin hissiyatı oluyor. Fena fil millet. Millet nasıl bakar? Ha, öyle geliyor. Ben ne istiyorum diye bakmıyor. Bu korkunç bir şey. Hayatın her safhasında var ya. Hissi şöhret. Dışarıya vermemek lazım yani bu. Efendim kendi içimizde bunun cevabını aramak lazım. Acaba hırsı şöhrette ben muptela mıyım? Adam kutsi davasını şöhret için ben bilineyim, ben tanınayım, ben konuşulayım, benden bahsetsinler diye. Adam hiç kale almıyor ya hizmeti. İyi gözükmek için dinde peşkeş çekiyor. Allah Allah. Hatta o arzu için hayatını feda eder derecesine şöhret perestlik hissi onu sevk eder. Ehli ahiret için bu his gayet tehlikelidir. Rıza-i İlahi'nin zıtlarından okuyorum ben bunu. Ehli dünya için de gayet dağdağlıdır. Çok ahlak-ı seyyinin meşidir. Yani çok zordur. Bunu dünyada hissi şöhret, şöhret hissini yapmak iyi bir şeymiş. Şöhret yaptık. Adam katil oluyor, şöhret yaptık diyor. Ben size söyleyeyim, siz cevap verin. Sokak iki kişi kavga etti. Vurdu, öldürdü. Mahkeme ne der? Katil de. Çıkartın ringe bunu. Herkes seyrediyor. Orada öldürüyor. Kahraman oluyor. Değişen ne? Anasını öldürmedi. Babasını öldürmedi. Parasını çalmadı. Niye dövüyorsun arkadaş? Böyle spor mu olur? İslam'da kan üzerine spor yok ki. Niye öldürüyorsun? Bana dediler ki öldür. Niye? Öldürürsen kahraman olursun. En azından bir tarafını kır. Böyle bir ruhsal manyaklık düşünebiliyor musunuz ya? Bu nasıl bir psikolojidir? Bak bir tarafını kır en azından veya öldür.
Senin karşında kimse çıkamazsın. Çünkü yıldız olacaksın. Kahraman ringde öldürüyor. Kahraman aynı adamlar sokakta kavga ediyor. Katil. Değişen ne kardeşim ya? İnsanlar uyuşturulmuş. Sanki kafalar buzdolabına koymuş. Donmuş. Bunu sorgulayamıyoruz. Neresi spor? Allah'ını severseniz içiniz kanallamıyor mu? İspanya'daki o küzlere atılan oklar, kılıçlar he? İnsan içi gitmiyor mu ya? Hiç hayvan çobanlığı yapmadınız mı ya? O hayvan ne kadar mülis geliyor seni bir şey yapıyor. Ben hayvan çobanlık yaparken çocuktum da yatıyordum. O kadar beni seviyor ki. Dalmışım şeye. Ondan sonra gidecekleri saatlerde geliyor o yalardı beni. Ya Karadeniz tabii. Yağmur acayip. Öyle bir çayırlık var. Otluyorlar. Ağaç yok. Acayip yağmur geldi. Çocuğuz daha. 5-6 ve 7 olmamışız ya. Yani. Sırın altına girerdi. Yapardı. Bu altındadır diye kesinlikle çıkana kadar kıpırdamazdı. Sen buna ok atıyorsun, kılıç atıyorsun. Ne biçim bir ruh psikolojisini hayal edebiliyor musunuz ya? Bu nasıl bir insan? Hissi şöhret. Katil. Desinler diye adam öldürüyor ya. Vurdu vurdu vurul dedi. Allah'ım. Yok vurdu vurdu vuruldu olsun diye. Bak ne diyor? O arzu için hayatını feda eder derecesine şöhret perestlik hissi onu sevk eder. Namusunu veriyor ya. Şöhret olayım diye. Lan fahişe şöhret olmuş yani. Affınıza sığının kusuruma bakmayın ya. Ya uygulanır, uygulandığı zaman korkunç neticeleri, vahim neticeleri kusuyor toplumda ya. Yani Risale'ye sorsan ne demektir bu? Bu hayat, hayatta nasıl gözükür, bende nasıl gözüküyor? Bir soru sor bak, sana görürsün o cevapları. Ehli ahiret için de bu iş gayet tehlikelidir. Tanınayım, bilineyim diye bak vatanını, milletini adam satıyor ya. Şöhretinden dolayı Türkiye'yi satıyor adam. Dinini veriyor. Bir kere ağızdan laf çıktı diyor, bir daha geri dönemem diyor. Şöhret. Şöhretine leke sürülmesinden korkuyor. Evet. Dinine leke sürülüyor, korkmuyor. Şöhretine leke sürülmesinden. Ehli dünya için de gayet dağdağlıdır. Çok ahlak-ı seyyinin de menşeidir. Yani yıldız olacağım diye çok ahlak-ı seyyin. Ahlaksızlığın da kaynağıdır. Ahlaksızlık. Adam ölüyor, kanser. Abi dedi, çok bahsediyorsun dedi. Peki bunu psikolojisi yapabilir misin dedi. Ya nedir, yana CD'yi koymuş getirmiş. Adam kanser, Cerrahpaşa'da veya Çapa'da, Cerrahpaşa galiba. Ondan sonra hastanede bir müzik yapmış. Ömrü müzikle geçmiş, sazı verdiler. Aynı dinlediğim söylüyorum. 40 seneden beri türkü söyledim, şimdi oldum kanser. İstiğfar, estağfurullah ya Rabbi, beni affet. Senin huzuruna hangi yüzde geliyorum demiyor. 40 senelik türkü söyledim, iyi halt ettin. Ha? Bu kadar insanı ifsat ettin. Şimdi kanser oldum. Bunu mu? Yataktan ha, pijamalı yani. Ulan bana gösterdi ya, İsmet mi getirir, kim getirir, hangi maik eksik, kafadan eksik bana getirdi. Ay bunu nasıl diyorsun, şey yaparsın. Şeytan ömrü boyunca adamı hizmet ettirmiş, ömrün sonunda dalga geçiyor adam. Dalga geçiyor. Çalgı aletlerini silin. Eğer dinlediğiniz müzik varsa ki dinlemeyin. Çalgı aletini silin. Sözüne bakın. Sizinle dalga geçiyor. 40 sene türkü söyledim. Söyledim ne yapayım? Şimdi kaç sene oldu oğlum? Armut dal da asılı. Herhalde nerede asılı olacak? Yani domates gibi şey. Ondan sonra abi sen nasılsın? Ha bu bizim işler. Gazetelere basılsın. Zing zing zing. Dalga geçiyor mu geçmiyor mu? Hemen arkasından başkası geldi. Ona hayalimde sildim. Minibüsteyim. Minibüste bütün şeyleri dinleyebiliriz. Minibüste. Ondan sonra diyor ki şıp 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 mübala etmiyorum bak. Şıp 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 kelamını söylüyorum. Bak nazar. Su damladı. Sen beni niye bıraktın? Borç ver. Borç veremem. Para yok. Para yok, para yok. Allah yok, Allah yok. Para yok, para. Araya sıkıştırdı Allah yok diye. Kafire bak. Bak. Para yok, para yok. Allah yok, Allah yok, para yok. Ya işte. Görüyor musun Allah yok diyor. İnkar ediyor adam. Ondan sonra filmlerde dalga geçiyor. Din, dili mukaddes tabirlerle, terimlerle, simgelerle. Şaban diyor mesela. Artık çocuklar çocuğuna şaban koyamaz oldu.
Ramazan diyor. Dinle, din motifleriyle dalga geçiyorlar kafirler. Onu komünistti zaten. Uçağa binerken geberdi. Al. Şaban'ı inek Şaban'la şey yaptılar şimdi. Bak koyamıyor kimse. İnek Şaban geliyor. Herkesin aklında var ya. Yani. Dini motiflerle dalga geçiyorlar. Bu imansızlar böyle sanat namı altında mütecaviz zındık yani. Ötekisi sanat namına, spor namına bak o küzleri ne hale getirmişler. Afganistan'a girmiş o şeyler bak mesela köpek kavgası. Yani Taliban kaldırmıştı. İran'da da var. Köpek birbirini yapar çalacak şey yapacak. Eskide bizim memlekette de horoz dövüşleri vardı. Paramparça oluyorlardı. Dayanamıyordum yani çocukken bile ya. Ya bir insan vahşi olunca say da say ya. Ya niçin yaptırıyorsun? Şöhret ya benim horoz ya. Benim köpek lan. Ya bu ne rezillik bir şey ya. Fahişelik yapıyor. Şöhret ya diyor. Bu nasıl? Öyle mi şey göze alıyor. Oraya atlıyor. Taşa diyor yarım metre kalaya kadar beni diyor 300 metreden atın aşağı diyor. Ulan ya koptuysa? Niye yapıyorsun? Ben. O 1 metre dedi. Benim yarım metre olacak. Adam bir tane manyan bir sadı geldi. 20 santim kalacak diyor. Yani ne acayip bir şey ya. Ne diyor? Ehli dünya içinde gayet adalıdır. Niye yani bu kadını uzatıyorsun? Kardeşim hissi, şöhretin yelpazesi, sahası hayatımızın her tarafını sarmış. Adam ya din, alim, hoca. Biz diyor bir kere yola çıktık diyor. Ne vatan dinliyor, ne mukaddesat dinliyor, ne haram dinliyor. Kafasını dikmiş. E sen ne biçim ahmaklar var bunun arkasında da gidiyor. Hadi tamam. Ne oldu belli. Ne acayip bir şey ya. Baş döndürücü olaylar. Çok ahlak-ı seyyinin de menşeidir. Ve insanların en zayıf damarıdır. İnsanların en zayıf damarıymış. Dedektörle arıyorlar adamı. Hani havalimanında geçerken var ya. Ne var? Bomba var mı falan? Silah var mı falan? Var ya böyle dedektörle. İnsanları da böyle ehli dalalet ve zındık arıyor. 4-6 tane insanın zaaf noktası var. Bir tanesi bu hubuca. İkincisini şey yapayım ismi. İnsanda en mühim ve esaslı bir his var. Hissi havf. Korku hissi. İnsanın ikinci zayıf damarı. O da şeytan yapıyor. Dersin başında söyledim. Üçüncüsü tama. Doymamazlık. Doymaz. Dünyayı versen Karacaköy'ü ver. Yine doymaz. Tama. İnsanın zayıf damarı. Üç esas. Dört. Menfi milliyetçilik. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu türkü diyene, ne mutlu şarkı diyene. Oysa el İslamiyet el asabiyetil cahili. İslamiyet menfi milliyetçi ayağımın altına aldım dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kadını şey yapmak, köle gibi şey yapmak. Ondan sonra faizi, kan davasını hepsini ayağımın altına aldım dedi. Adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayağın altına aldığı faizi adam helaldir diyor. Bu da bir dini cemaat. Faiz helaldir diyor işte. Allah'a savaş açmaktır diyor Kur'an'da. Değil mi? Allah'a savaş açmaktır. Helaldir diyor. Bir de din diyor buna. Din kisvesi verilmiş yani. Neler yapılıyor? Acayip, garayip, akıl almıyor. Beşinci hastalık enaniyet damarıdır. Hakikaten insanda en tehlikeli damar enaniyettir. Beş bu. Altıncısı da nedir biliyor musunuz? Tembellik, temperverlik. Yani böyle rahatına düşkünlük ve tembellik. Hizmeti hiç. Ya ne ya biz biliyoruz ya. Ne anlatacak o ya? Zannediyor ki hep anlatılma manasıdır cemaat böyle. Yani buradaki ruhaniyatta haberi yok. Şahsı manada haberi yok. Zannediyor ki bilgidir sohbet. Estiği zaman gelir. Estiği. Ne yapayım şimdi? Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Bari gideyim derse. Böyle ders olmaz. Gideceğim diyeceksin ya. Bak ben buraya 2,5 saatlik yoldan geldim. Başka bir cuma başka yere gidiyorum. Sen buradan oraya ya ne yapayım ya acaba ne yapsaydım? Ha iyi yapacak bir şeyim yok. Bari istepne lastik gibi buraya gideyim. Arkadaşlar ondan sonra bize biniyor panik, panik atak, depresyon, buhran, bunalım. Tamam mı? Zannediyoruz ki başkası için geliyoruz. Hadi sen kendini çekebildin arabanı, motor. Hanım derdi girecek, evleniyorsun, evlendik. Çocuklar var, torunlar var.
nasıl çekeceksin bu arabayı? Ondan sonra bağırıp çağırıyorsun, telefon ediyorsun ve telefonda açmıyorum ben de. Zamanım yok çünkü. Ben sana söyledim, derslere geleceksin. Fırtınada duvar yapılmaz biliyor musunuz? Fırtına çıktı, İstanbul Belediyesi diyor ki bir saat sonra 120 km hızla saatte esecek bir fırtına geliyor. Duvar örülür mü o saat? Zaten koyduğun anda tuğla gitti, havaya uçtu. Seni zaten uçurur. Ha, fırtınadan önce duvar yapacaksın ve kuruyacak. Ondan sonra tahammül edecek. Musibet geldiği zaman dine sarılmak bir şey fayda etmiyor. İhlas da olmadığı için. Çünkü o fırtına geçtim gene bırakacaksın. Ki öyle oluyor. Ben sizin için söylüyorum ha. Öyle of paf çekiyorsunuz ama maalesef doğru. Eğer doğru değilse kafaya takmayın. Peki doğru ise de rahatsız oluyorsanız, ben söyledim rahatsız oldun. Sana hesap sorulacak kabirde bu. O derse gittin mi gitmedin. Ben söylüyorum rahatsız oluyor. Ya orada hesap sor. Ben hesap sormuyorum ki. Diyorum ortada. Kimseye demiyor. Ortada diyor. Ama nünker mekir soracak sana. Ne yaptın? Arkadaşlar silkinmek lazım. Artık yeter yani, tamam mı? Bu taviz verdiğimiz hayata, nefse. Artık hedefimize kilitleneceğiz roket gibi ya. Sonra bedeli ağır oluyor. Çünkü çok, bu işi yaptığım için ben inim inim inliyorlar. İnim inim inliyorlar. Hastanede. Acildeyim diyor. Tahlilde bir şey yapıyor. Bugün bir tanesi son taşı yaptım diyor. Vücudum her tarafı ateş sarmış. Doktor son taşı sarıyor. Ne dedi? Hapis karışık bitti ya. Bunlar, ne okuyayım? Geçti kardeş. Ne okuyacaksın ki? Her tarafım yanıyor. Her tarafım yanıyor. Bugün duydunuz da konuşmam yukarıda. Ondan sonra Cuma'ya da az kaldı, geç kalıyordum. Her tarafı ateş. Sen şunu oku desen ne olur ki? Olmaz. Arkadaşlar, bunlar da, bu mikroplar da böyle ya. Sahip çıkın davanıza, kendinize. Sizin için söylüyor. Ben ders yapıp çekip gideceğim. Bana şeyi soracaklar, onu da diyeyim. Sen derse niye gitmedin sorulmayacak sana. İlk önce bana denilecek ki derse gittin mi Hasan? Bana sorulduktan sonra derse niye gitmedin? Ya Rabbi yoktur denmemesi için ilk önce bana soru sorulacak. Derse gittin mi? Gittim ya Rabbi. Çekil. Derse niye gitmedin sen? İlk önce anlatana sorulacak. Niye anlattın mı? İlk önce peygambere sorulacak. Dedin mi? Ey ashabım şahit misiniz? Şahit misiniz diye var ya. 3 defa. Arkadaşlar silkinin artık, çünkü kabir var ya. Evet, ölüm korkusu ve cennet ümidiyle yapmıyoruz. Ama bu ilk motoru da bu veriyor. Bak insan giriyor. Peki yani bir insanı yakalamak ve kendine çekmek, onun o hissini okşamakla kendine bağlar. Bu hubbucah var ya, sen varsın ya. Sen bir tanesi, senin gibi adam nerede bulunur? O. Sen sana böyle yaparlar. Bana ne derler? Hocam sen 2 kelam ettiğin zaman bütün kainattan çıkıyorum hocam. Ay münafık. Az kaldı yedim yani. Bana aynı yaptı. Ha, hikaye anlatmıyorum. Kırıkhan'da hocam. Ben diyorum ki ne yapacak? Aynı tip böyle yapıyor ha. Yaptığımı yapıyor. Hocam. Ah hocam, ah. Sen konuşunca kainattan çıkıyorum. Ay münafık. Sonra beni tehdit ediyor. 2 saat içinde Kırıkhan'ı terk et diyor. Bu yemedi. Para teklif ettiler. Para getirdiler hocam Kur'an'ı. Dedim şurada TC Kur'an kursu var, ona versin. Onu biz de biliyoruz. Git dedim. Ondan sonra ertesi gece geliyorlar. 2 saat içinde burayı terk et. O uyguladılar onu. Bak. İnsanın, bir insanı yakalamak ve kendine çekmek, onun o hissini okşamakla kendine bağlar. Çünkü hiçbir insan estağfurullah iltifata der ama gene koy bu tarafa. Ulan sen hakikaten elhamdülillah veli nimetimsin yani, adam gibi adamsın. Estağfurullah abi falan. Ama hiç kimse iltifattan rahatsız olmaz. Biraz ama hiç kimse eleştiriden de hey Allah razı olsun ya. İyi ki dedin, rahatladım ya, düzelteceğim der ama böyle hissi olmaz. Belki evet, tamam, inşallah sağ ol kardeş. İyi ki dedin ama içi cizidir olan şu adam kim ya? Abdullah tanıyor musun? Beni eleştiren adam. Hiç kimse eleştiriden memnun olmaz. Tenkitten de memnun olmaz.
Ama iltifattan da estağfurullah çok rahatsız oldum. Ya Abdullah kim ya beni rahatsız etti? Ne abi iltifat etti? Yok deriz. Ya Abdullah kim ona? Dikkat et, o kardeşi çocuğa benziyor. Ne acayip ya mahluk ya. Ben de şaşırıyorum biliyor musun? Cinsiyim ya. Vallahi şaşırıyorum. Böyle bakıyorum. Aha nerem neresi karnımı buru. Bazen böyle yapıyorum. Allah Allah hayret ediyorum. Hayret ediyorum ya. Şaşırmamak elde değil abi. 18 bin alem var ya. Hey abi şey acayip ya. Bu neresinde diyorum. Ve birbirine benzemiyor. 18 bin de birbirinden çok farklı şeyler. Bunların hepsi sensin. Nasıl şaşırmayasın ya? Kutu. O odunla çıkıyorum değil mi odun? Odun, duman, nur, ışık, aşağı in, kuarklar. Yani bu su, H2O enerji aşağı doğru git. Ya insan garip ya. Kutuya nasıl koymuş ya? Oduna, dumanı, nuru nasıl koymuşsa işte. En büyük düşmanı odunun içerisindeki ateş, odun içinde. Hakikaten ya. Vallahi şaşırıyorum ya. Ders olsun diye, iş olsun diye konuşmuyorum. Şaşırıyorum inan ya. Ayaklarıma bakıyorum böyle. Yani alışmak biraz... Neyse. Tuhaf insan ya. Neredeydik? Ha. Bir insanı yakalamak ve kendine çekmek, onun o hissini okşamakla kendine bağlar. Sen var ya sen. Püş, ip attı boğazına, ha bağladı. Hem onun ile onu mağlup eder. Sen bir tanesi, hocam sen konuşunca kainat gark oluyor. Kainattan çıkıyorum, ya öyle mi ya falan. Ha, ondan sonra bak diye oltaya geldi bu balık, hayvan. Ondan sonra ha biz ilk önce balığa yediririz, yemek için balığı. Babamın hayrına vermiyoruz. Anlar mı ya? Ye diyoruz yemek için. İlk önce balık tutmak isteyenler bilir. Böyle pıt pıt, o kadar da hayvan değil balık. Bir atar böyle, sanki acemi balık tutan der ki kıt 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 diyor, hemen çeker. Ya hayır, ağzıyla bakıyor. Tak ağzından çıkar. Balıkçı şöyle yapar. O yeme canlılık manası vermek için hafif hafif oynatır. Balık der ki ulan hakikaten ya ben şey yaptım, denedim. Bu kaçmaya çalışıyor canlı. O zaman yutar. Yutunca da biz de yutuyoruz o zaman. Bu aynı olta böyle. Olta ne? Hissi şöhret. Bakayım yer mi yermez. Mesela olta yaptım. Hocam sen konuşunca kainattan çıkıyorum. Bakayım yer mi yemez mi? O kadar hayvan değil tabii. Yer mi yani bu kadar açık kalmıyor. Yem. Misine gözüküyor ya. Yemden taştı yani. Ama ahmak. Kardeşlerim hakkında en ziyade korktuğum bunların bu zayıf damarından ehli ilhadın istifade etmek ihtimalidir. Bu hal beni çok düşündürüyor. Şaka geliyor ama bu hal beni çok düşündürüyor. Okşanmak var ya, okşanmak. Şöhret belası. Nasıl anlayacağız abi? Hiçbirisine ehemmiyet vermeyeceğiz mi? Hayır. Böyle insan kendisini bilir. Bu dersleri dinledikçe uyanık oluyor, feraseti artıyor. Bana bugün bir tane sordu ki, abi hani bu tevafuk etti. Abi ferasetimiz nasıl tanıyacağız, nasıl anlayacağız? Müminin ferasetinden korkun diyor Allah Resulü. O Allah'ın nuruyla bakar. Okumayınca lungur lungur olursa boğazına herkes tasmayı takar. Hiçbir şey anlamazsın. Hiçbir şey anlamazsın. Okudukça, tefekkür ettikçe, bir de dendiği gibi yaşadıkça ferasetin açılır. Her okuyanda feraset açılmaz asla. Okuduğunu yaşayanda o olur feraset. Okudukça ferasetimiz artar derecemize göre. Hemen anlaşılır. Ama senin anladığını o hiç anlamaz. Mesela şeytan musallat olur. Vesvese vehim olur. Ustad ne diyor? Nasıl kurtulur diyor. Kur'an okuyarak mı diyor. Ne ile diyor kurtulur? İlim. İlim onu tard eder. Bilirsen. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Bilirsen kaçar. Tutunamaz. İlim. Ha bu adam. Bana da yaptı. Bana hepimize yapıyor zaten. Yapmadığı bir şey yok ki adam. Adamın işi bu. Adam işi ciddiye almış. Biz işi ciddiye almamışız. Şeytandan bahsediyorum. Mahluktur. Zekidir. Aklı yok. Aklı var da aklını kullanmamış namussuz. Bizi de belaya sokuyor. Yani ilimle onu tanırsın. Nasıl tanırsın? İlim nura inkılap ederse. Ferasetin olursa. İlim nasıl ferasete dönüşür? Yaşarsan. Yaşanan ilim feraset sahibi eder seni. O zaman tanırsın.
Ben bunları okudum. Onunla gemlemek istiyorlar, bağlamak istiyorlar. Adam dedi ki, kainattan çıkıyorum dedi. Hiç yemez yani, hayvan terli. Bu hal beni çok düşündürüyor. Hakiki olmayan bazı biçare dostlarımı o surette çektiler. Manen onları tehlikeye attılar. Nasıl düştüler biliyor musun? Haşiyesini okuyorum da bitireceğiz. Haşiye, o biçareler kalbimiz ustad ile beraberdir fikriyle kendilerini tehlikesiz zannederler. En büyük tehlike kendisini tehlikesiz zannetmektir. Her an o zaman tedbirli olamıyorsun. Ya bana bir şey olmaz. Deme öyle. En büyük tehlike kendisini tehlikesiz zannetmektir. Bana bir şey olmaz. Bu okunan ders var ya dışarıdaki adamlar ya keşke onlar olsa dinlesin. Deme yani. Bu senin benim ihtiyacımız var. Ben zevk alıyorum dersimden. Halbuki ehli ilhadın ceyranına kuvvet veren ve propagandalarına kapılan belki bilmeyerek hafiyelikte istimal edilmek tehlikesi bulunan bir adam. Hatta bazıları ne var ne yok falan çaktırmadan seni konuşturuyorlar. Nereye gidiyorsunuz Abdullah falan. Ya kardeşim biz sohbete gidiyoruz öyle mi ya maşallah olan Abdullah var ilk önce şey olan. Senin gibi adam var helal olsun lan bu kardeşler içinde bu işi de yapıyorsun lan. Lan biz adam mıyız ya biz yak canım uydur güzel. Yani ondan sonra pompayı basıyorlar abi şamyonu şişiriyorlar tabi traktör şamyonu. Ondan sonra ne yapıyorsun ya vallahi. Ya ben de düşünüyorum biliyor musun ya? Yani senin gibi adam var ya. Cengaver bir adamsın ya. Karavan adamsın. Ne yapıyorsun? Ya şöyle, nerede yapıyorsunuz? Kimler geliyor? Bak böyle hafiyelikte seni konuşturuyorlar. Hatta böyle bir adama ya ben bir şey yaptım ama kalbim safidir. Ustadımın mesleğine sadıktır. Böyle ahmaklar var yani. Adam kaderi inkar ediyor. Ehli kıbledir diyor. Ne olan neresi kıble? Şimdi sana zındık kafir gelse, kaderi inkar etse, ona kafir diyorsun da senin içinde bulunan bir adam kaderi inkar ediyor. Ona ehli kıble diyorsun. Hangi kıbleden bahsediyorsun? İman esasında kaderi inkar etmek, Allah'ı inkar etmenin aynısı. Melekleri inkar etmek, kitapları inkar etmenin aynısı. Ayeti inkar etmek neyse hadisi inkar etmek aynıdır. Sen hala onu kıble diyorsun. Nereye girdin sen? Kalbim safidir. Ustadımı mesleğine sadıktır. Ustada iftira ediyor. Ehli kıbledir diyor. Ustada iftira ediyor. Yalan söylüyor. Benim kalbim safidir. Niyetim bu değil. Ustadımı mesleğine sadıktır. Demesi bu misale benzer ki ne demek? Birisi namaz kılarken karnındaki yeli tutamıyor. Çıkıyor. Yani gaz lazcası. Tamam mı? Falanca şey çıkıyor. Hades vuku buluyor. Ona denilse, yani gazı kaçırdı adam. Hades vuku bulsa, abdestin gitse, ona denilse, ona namazın bozuldu denildiği vakit, ya namazdan sonra gazı duydum lan. O vakit o diyor, neden namazın bozulsun? Kalbim temizdir. Donun temiz değil ki ya özür dilerim. Kalbin temiz. Yani kalple alakası yok. Sadakat eylemdir. İtikat itikattır. İslamiyet itikat değildir. Namaz kılmak itikat değildir. Namaza inanmak değil. Namaz kılmak, tutmak oruç, vermek zekat. Ha, birincisi itikattır. Allah'a inanmak, peygambere inanmak, meleklere inanmak, bu itikattır. İslam itikat değildir, eylemdir. Eylem varsa sadakatın var. Eylem yoksa sadakatın yok kardeşim. Mesela Kur'an'ın tarifini yapar 25. sözün başında ustad. Kur'an noktalı virgül İsmi Azam'dan her ismin azam mertebesinden ve arş-ı azamdan sayıyor gelen bir kelam ilahidir diyor. Böyle tarif yapıyor. Adam ne yapmış? Adam zındığa bak. Kur'an virgül Risale-i Nur ismi azamdan her ismin mertebe azamından arş-ı azamdan falan gelen bir şeydir diyor. Vahiy ilahidir. Bak diyor Said Nursi Risale-i Nur'a vahiy diyor diyor. Görüyor musunuz diyor. Bir tanesi de açıp da sözler 464'te böyle geçiyor diye kitap onun için alır mı? Sonra gösteriyorlar gözün içine sokuyorlar bak adama bak. Ya yanlışlıkla girdi. Ya öyle mi? He? Öyle yani. Milletin itikadıyla dalga geçerler kaderci. Bu hadisi indirmişler. Müslümanların ehl-i sünnetin temel ana şartelerine hücum ediyor. Buhari'ye Müslüm'e. Bir şey demiyorsun. Tamam deme bir şartla. Araban çanıldığı zaman
namusuna el uzatıldığı zaman bir şey demiyorsan deme. Araban çalındığı zaman verdiğin feveran kadar imanına, Kur'an'ına, Buhari'ye, efendim Müslim'e ve hadis-i şeriflere itiraz edip reddeden, kaderi reddeden adama da aynı şiddette itiraz etmen lazım. En az. Araban çalındığı kadar tepki vereceksin. Ondan sonra usta da iftira ediyor. Ehli kıbledir. Sen de aynı kıbledensin. Küfre rıza küfür, zulme zulme zulümdür. Yani sadakattan bahsediyor bu arkadaşlar. Şöhret perestlik belası var ya. Ondan işte bu da bir şöhret belasının şeyi diyor. Bak ustadımız mesleğine sadıktır. Demesi şu misale benzer ki. Birisi namaz kılarken karnındaki eli tutamıyor, çıkıyor. Hadis vuku buluyor. Gaz kaçırıyor. Adamı diyor ki abdestin gitti. Ya niye gitsin diyor. Kalbimde ne abdest gitme diye niyeti yok ki. O gitse gitse önemli değil diyor. Buna benzer diyor. Sadakat eylem olduğunu anlatıyor. İtikat değil, düşünce değil. Yani karşısında bulunacaksın. Yanında bulunmayacaksın. Çünkü sana bakanlar da seninle beraber dururlar. O duranların da mesuliyeti, maneviyesini yükleneceksin. O haşir meydana böyle gideceksin. Çok azim bir günah. Yani mesela ben zındığın yanında dursam beni sevenler de oraya durur. Deccal öyle yaptı. Dedi ki sen ey Said gel Şeyh Sünnisi'nin yerine Vaaz-ı Umumi. 300 lira da maaş. O zaman ha o zaman. O tarihin. Ondan sonra şark mebusluğu. İstediğin gibi villa ve köşk. Milletvekillik. Hizmetkarlar. Ondan sonra ne mantık şu. Ulan ben burayı alayım. Şark. Şark Vaaz-ı Umumi'si. Villa. 300 lira maaş. Ulan hep hizmette kullanırım ya. Neyse. Tamam ya. Niye reddetti? Allah Resulü ne? İman esaslarını hepsini kabul ediyoruz. İslam'ını da kabul ediyoruz dedi ya Muhammed. Putumuza dokunma. Dediler. Allah Resulü durdu. Ayet geliyor. Kul ya eyyel kafirun. Kafirun suresi geliyor. Ne mantığı ne? Ulan tabii ya ben reis olacağım. Kafirler demişler peygamberimize. Reis olacağım kabile ondan sonra gideyim güçleneyim. Ekonomi, siyasi, askeri güçlendikten sonra vurarım tepelerim. Mantık buydu. Ben de böyle yapardım hakikaten. Hayır diyor. Uzak dur. Ustad da bu teklife uzak dur. Meclisten çıktım. Van'da Erek Dağı'na çekildim. Sebebi beni takip edenler bana muhabbetini bulunduğum rejime muhabbet edeceklerdi. Ve meşru göstereceklerdi. Eğer bu rejim meşru değilse ustadımız Said Nursi o rejimin içinde ne işi var? Madem bu zat o rejimin içindedir, o rejim haktır diyecekti. İnsanları etkileyen, insanların vicdanını inşa eden davranıştır. Bilgi değildir, konuştuklarım değil. Ben ne yaşıyor muyum kardeşim söylediğimi? Sizin vicdanınıza tesir eder bu söylediklerim. Yaşamıyorsam hiçbir tesir etmez. Sırf sizde suç yok, bende var ya. Ey kardeşlerim, ey hizmeti Kur'an ede arkadaşlarım. Bu hubbu cah cihetinden gelen dessas ehli dünyanın hafiyelerine veya ehli dalaletin propagandacılarına veya şeytanın şakirtlerine deyiniz ki evvela rıza ilahi, bak rıza ilahi konumuz oydu. Evvela rıza ilahi ve iltifat-ı rahmani ve kabul-ü rabbani, hani Allah'ın onaylandığını göstergesi buradan çıkarttım. Rıza ilahi ve iltifat-ı rahmani, kabul-ü rahmani öyle bir makamdır ki insanların teveccühü, istihsanı, iyi bulması ona nispeten bir zerre hükmündedir. Eğer teveccühü rahmet varsa yeter. Eğer bir de okuyorum. Teveccühü rahmet varsa yeter. İnsanların teveccühü, o teveccühü rahmetin inikası ve gölgesi olmak cihetiyle makbuldur. Yoksa arzu edilecek bir şey değildir. Çünkü kabir kapısında söner, beş para etmez. Allah Allah. Onu bir daha okuyayım, tekrar edeyim, bitiriyorum. Evvela rıza ilahi bir, iltifat-ı rahmani iki, kabul-ü rahmani üç, öyle bir makamdır ki insanların teveccühü ve istihsanı ona nispeten bir zerre hükmündedir. Eğer teveccühü rahmet varsa yeter. İnsanların teveccühü, o teveccühü rahmetin inikası ve gölgesi olmak cihetiyle makbuldur.
yoksa arzu edilecek bir şey değildir. Çünkü kabir kapısında söner, beş para etmez. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha'tıma selavat.